Fırdanayt serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine müzikli bir başlangıç yapıp yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Mercedes Sprinter 2019 model bir araç var altımda şu anda görmüş olduğunuz üzere. Bu araçtan beraber yük götürüyorum. Nasıl yük götürüyorum? Çok saçma geliyor değil mi? Nasıl bu araçta yük götürebiliyorsun? Hani aracın arkasında dorse de yok, bir şey de yok. Var aslında arkadaşlar ama bu dorse bu aracın arkasında görünmüyor. Ve aracımızın üzerinde şu anda koyun yünü var, 7 tonluk. Periknat'a doğru yolculuk yapıyorum. Evimin oradaki şirketten çıktı. Yün götürüyorum. Dediğim gibi aldım yünü. Periknat'a teslimatını gerçekleştireceğim. Artık tır kullanmıyoruz. Artık bu araçlarla beraber yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz ve çeşitli yerlere çeşitli teslimatları bu araçla beraber yapmayı planlıyorum. Emir Bardakçı'nın yapmış olduğu bir mod ve aracımızın ön plakasında saklama bulurlar yazıyor. AS852XZ olarak da onu oradan görüyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey fark ettim. Grafiklerde böyle bir ufaktan blurlaşma var. Bunun da nedeninin ne olduğunu bilmiyorum. Az önce oyun bir hataya düştü ve komple grafiklerini kapattı. Açtığımda durum bu. İnşallah hani bir sorun yoktur. Normalde ultra oynuyorum. 66 FPS, 69 FPS alıyor. Gayet yeterli bir seviyede oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Böyle ben gireceğim. Çünkü alt yoldan çıkıp yolculuğumu gerçekleştireceğim için böyle şuraya da bir atayım kendimi. Evet, uzun zamandır planladığımız olay buydu aslında. Hani sıfırdan hayatta planladığım olay buydu ama bir türlü 1.39 uyumlu sesleri falan çalışan bir araç modu yapmadılar. Ben bizzat Emir Bardakçı'ya ulaşmıştım. Zaten şu aracı güncelle, işte sesleri falan gelsin. Tamam dedi, 2-3 saate güncelleyeceğim dedi. Ne 2-3 saate abi? 4 ya da 5 aydır falan halen güncelleyecekti. İşte en sonunda güncellemiş. Ben de indirdim. Şu an kullanıyorum. Şu anda Rombas'tan geçiyoruz. Periknat'a gideceğiz. 5. vites 94-95 km hızlarla gidiyorum. Bu araç Türkiye'de yurt içi kargo ya da PTT'nin araçları olarak da kullanılabiliyor. Ben de Fransa'da normal kişisel kargo aracı olarak kullanmaya başladım bunu. Pastoistin kargo aracı Mercedes Sprinter. Ya bıktım açıkçası tırlarla devamlı yük götürmekten. Birazcık da bu şekilde araçlarla falan götüreyim. Hani bu aracı zaten daha önce kullanmıştım. Daha öncelerinden kullanmıştım. Bu araçta baya baya bir sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan biri öndeki mesela sis lambası. Boyalı tampon taktığınızda sis lambası çalışmıyor. Öyle bir sorunu var. Ve altındaki jantlar o kadar kaliteli değil. Böyle yansıma yapıyor. Böyle aşırı parlamalar falan var. Ve dönerken böyle siyahlı siyahlı bir tarafı devamlı siyaha denk geliyor. Böyle sorunlar var. Sinyal şeylerinde falan sorunlar yaşıyoruz. Ben şuradan gireceğim. Şöyle gireyim. Tabii bu sorunlar çözülse gerçekten güzel mod olacak. Ufak tefek sorunlar ama gerçekten insanı sinir eden sorunlar. Kaliteli mod göremiyoruz. Ne yazık ki kaliteli mod göremiyoruz. Yapımcılar şunu diyebilir. Parayla satmıyoruz kardeşim. Kaliteli modu nasıl görürsünüz falan. Destek mi gösteriyorsunuz falan gibisinden ama destek görebilmeniz için de kaliteli mod yapabilmeniz lazım. Burası önemli. Yani sen şimdi böyle bir mod yaptıktan sonra benden destek beklersen ki daha çok beklersin diyeyim. Ne diyeyim? Olay bu. Neyse şöyle ben yoluma çıkayım. Kaliteli modlar yapanlar var. Onlara da saygımız sonsuz. Gerçekten güzel modlar yapıp parayla satanlar var. Modlar ama gerçekten güzel. Hiçbir sürüm atlamadan devamlı güncellemeleri falan getirilen modlar onlar. Ha böyle ufak tefek modlar diyeyim ben. Bunlar ufak tefek modlar diyorum. Bunlar o kadar da hani üstüne düşürülmüş modlar değil. Tamamen hani yapmak için yapılmış modlardan birkaç tanesi. Mecburen hani dış oyunda panelvan bir araç olmadığından ya da bu olaylara hitap etmeye modlar olmadığı için mecbur bunları kullanmak zorunda. Hikayelerin gelişmesi ve hikayenin ilerlemesi için diyelim 7 tonluk dorse, yani 7 tonluk dorse ne, 7 tonluk yükle beraber yolculuğumu gerçekleştiriyorum. Şöyle 6'ya verelim arabayı. Ramp aşağı inelim bakalım. 126, 127. Tabii o 7 tonun da ağırlığından dolayı birazcık araç yavaş gidiyor. Ama gidiyor yani, sonuçta gidebiliyor. Orası da ayrı bir durum. Ama tabii o kadar da hani beklediğimiz gibi bir performans sağlayamayacaktır. Normal standart araçlar gibi gitmeye devam edecek. Hatta normal karayolunda giden araçlar daha yavaş gideceğiz. Böyle de bir durum var. O zaman size şöyle şarkıyla beraber bırakayım. Hangisini? Bu olsun. Thank you.
Evet arkadaşlar, Peknat'a geldik. Tabii araba gördünüz, rampa yukarı falan, ben yavaş çıkmadım. Kendi bildiğiniz yavaş çıktı. Aracın motor güçlendirilmesi yapılması gerek. Açıkçası hani yazılımla falan bu araca bir şeyler yapılması gerek. Çünkü baya baya rampalarda ölüyor. Daha dik rampalarda, daha dik yollarda hani biraz zorlanabiliriz. Yazılımsal olarak bir yükseltme falan yapabilirsek ya da turbo güçlendirmesi yapabilirsek daha iyi çekecektir rampa yukarı. Onu bir konuşmam lazım Mercedes servisiyle. Onun için de şeye gideceğiz mecburen. Bu benim tır aldığım ilk... Mercedes'imi aldığım yer vardı ya, arkadaşların oraya. Oraya gidip aracı yaptırmam lazım. Çünkü onlar Mercedes yetkili bayisi. Sonuçta tırlar ve bunlara da komple bakıyorlar yetkili servis olduğu için. Bu aracı da bir şekilde hani orada baktırıp, eğer yazılım falan attırılıyorsa yazılım attırıp daha iyi hale getirebilmem lazım. Büyük ihtimal bu seferden sonra, hani bu yolculuktan sonra, yükü bıraktıktan sonra geçeceğim ben oraya. Ki bu aracı yaptırmam lazım çünkü rampalarda gördüğünüz üzere çok ölüyor. Daha gerçi sıfır bir araç. O kadar da yola gitmiş bir araç değil. Biz direkt aldık. 10 kilometre falan yapmadan bu araç. Üstüne direkt 7 tonluk yük attık. Araç da ağır tabii. Rahat 9-9,5 ton falan mı? 9-10 ton falan bu araç şu an. Hani o ağırlıktan beraber yolculuğumuzu gerçekleştirdik. Yani doğal, normal. Tıkanıyor yani. Rampalarda falan giderken tıkanıyor araç. Tabii boş olsa gider. Yani boş olsa bir şey demeyeceğim ama dolu olduğu için baya baya sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle ileriye gidelim. Şu ileride yükümüzü bırakacak olduğumuz yer. Yükümüzü bırakalım. Dediğim gibi daha sonrasında ben geçeyim o arkadaşların oraya. Bu aracı bir baktırayım Mercedes bayisine. Ne diyorlar, ne yapacaklar. Konuşalım bakalım. Oradan da belki bir köye çıkarım gezmeye. Her şey olabilir. Evet, 1.40 güncellemesi yeni ışıklandırmayla beraber de çok merak ediyorum sıfırdan hayatın atmosferi nasıl olacak. Grandtopia'nın atmosferi nasıl olacak. Bu arada Grandtopia halen 1.39 sürümüne uyumlu paketi kullanıyor. Yani yeni sürüm halen paylaşılmadı. Yeni sürümde zaten öyle küçük çaplı yollar yok. Otoban'da yeni şehir eklendi. Ama oyunun en büyük şehirlerinden birisi olacak yeni gelen şehir. Onu da bekliyoruz bakalım çıktığında inşallah. Sıfırdan hayatı bitirmeyi deneyim düşünmüyorum şu an. Bu seri ufak da az da olsa videolar gelecek. Gelmeye devam ediyor. Çünkü farklı şeyler yapacağımı söylemiştim ve onları yavaştan hayata geçirebiliyoruz. Şimdi şöyle getirdik. Yükümüzü de bırakalım sizin gözünüzün önünde. Hemen şöyle yapalım. Tedbir elden bırakmasak nereye teslim? Evet, ben kendim teslim ederim. Silah kalkmıyor, görüyorsunuz. Bayağı boğuluyor araba. Arka tarafa dönelim. Evet, yükümüzü bırakacak olduğumuz yer burasıymış. Böyle duralım. Daha aracı boşaltacaklar. Daha sonrasında yani buradan çıkıp gideceğiz. Böyle yaklaşayım ben oraya. Birazcık daha geleyim mi? Evet, gitmiyor. Şöyle durup enter'a bastığımız an yükümüzü boşaltıyoruz. Ve yolculuğumuzu burada gerçekleştiriyoruz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Nasıl yük götürüyorum? Onu da videonun altına linkini bırakacağım eğer bulabilirsem modu. Çünkü bayağı bir eski modlardan bir tanesi. Arkadaşlar bir tane Dorse var. Dorse'yi ister görünür Dorse'sini alabiliyorsun. İsterseniz görünmeyen Dorse'yi alabiliyorsunuz. Ve görünmeyen Dorse'yi alıp garajda sizin Dorse'niz oluyor. Yük piyasasından yük aldığınızda herhangi bir araçta yük götürebiliyorsunuz. İsterseniz Tarsus olsun, isterseniz tır olsun. Arkada bir tane hayalet Dorse oluyor ama bu Dorse hiçbir yere takılmıyor. Hiçbir yerde kaza yapmıyorsunuz. Çok güzel bir mod. Yani tavsiye ediyorum. Siz araçların ve bu şekilde olayların bir amacı oluyor oyunda. Hepinize tavsiye ediyorum bu modu. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye.